saymayalım. Bugün farklı odaklandık, bazı konulara odaklandık. Borsa İstanbul'un hem 3 kamu bankasının genel kurulu vardı. Orada önemli değişiklikler oldu. Gidenler var, gelenler var, yenilenenler var. Bankacılık sistemiyle ilgili bu yeni durumu konuşacağız birazdan. Barış Ürkün'le hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi biz bütün günümüzü aslında bankalara ve borsaya vakfettik. Hemen hemen bütün kulisi takip etmeye çalıştık. Şöyle bir kısa özetleme yapmama müsaade edersen. İstersen önce Borsa İstanbul'la başlayalım, sonra bankalara ayrıca konuşacağız. Çünkü Borsa İstanbul'da Hakan Atilla'nın istifa etmesiyle, ayrılmasıyla birlikte orada uzunca bir süredir bir boşluk oluşmuştu. Bugün genel kurul yapıldı ve Korkmaz Ergün getirildi. Korkmaz Ergün aynı zamanda akademik title'ı var, doktor kendisi. 1997 yılından beri borsanın içinde düz bir memur olarak başladı. Kariyer basamaklarını genel müdür yardımcılığına kadar getirmiş durumda. Kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı. Yüksek bir deneyimi var. 24 yıldır borsacılık yapıyor. Bu bakımdan borsanın daha içinden gelen birisi olduğu için yeni dönemde daha iyi halka arzlar olabileceğini ve borsanın daha iyi yönetilebileceğini düşünüyorum şahsen. Genel zaten izleyici kanaatleri de bu yöndeydi. Tamamen katılıyorum aslında. Yani işi bilen, işin içerisinden gelmiş olan, yani mutfağından gelmiş ve yani 1997'den bu yana bahsediyorsak çok uzun bir tecrübe. Çeyrek asır. Tabii çok yani. Yoğun bir tecrübe ve yani görev alanı da kendisinin halka arzları üzerinden devam etmiş yoğunlukla. O yüzden de hani özellikle halka arzının şu dönem içerisinde yoğun olduğu bu periyotta böyle bir tecrübeye sahip birisinin Borsa İstanbul'un başına geçmiş olması diye ben bunu olumlu olarak karşılıyorum ben de. O yüzden benim de yorumum o noktada böyle şekillendi diye söyleyebilirim açıkçası. Peki yani mesela Hakan Atilla dönemini bir geçiş dönemi olarak görmek lazım. Ondan önceki dönemi de aynı şekilde. Borsa İstanbul'u bu yıl çok fazla sayıda halka arz olacağını tahmin evet, ediyoruz. Evet. Bu halka arzların yönetilmesi bakımından da önemli. Çünkü kotasyondan sorumlu. Yani şirketlerin borsaya kote edilmesiyle ilgili süreci yöneten bir teknisyenden bahsediyoruz. Bir teknokrattan bahsediyoruz. O bakımdan iyi bir halka arz dönemi yaşarız diye düşünüyorum. Yani zaten evet. Bu yılbaşından itibaren zaten biz gördük. Oldukça fazla sayıda başvuru var. Zaten hani yavaş yavaş onaylar da geliyor. Mesela dünkü SPK bülteninde 3 tane birden halka arz onayı geldi. 3 tane şirket. Yani natürel enerji değil mi? O natürel gaz. O daha önce onayı gelmişti. SPK dünkü bültende 3 tane daha yeni şirket daha geldi. Gelecek daha doğrusu Borsa İstanbul'a. İşte Nisan ayı içerisinde onları da yavaş yavaş talep toplamayla birlikte Borsa İstanbul'da işleme başlayacaklar üçü de. O yüzden hani tabii ki her şirket farklı özelliklere sahip olduğu için, farklı finansallara sahip olduğu için, farklı hikayelere sahip olduğu için hepsi çok son derece detaylı incelemeye tabi tutulmak zorundalar. Tabii. Her şirketin farklı problemleri var, farklı sorunları var. Ona göre yapılan değerlemelerde onlara dikkat alınıyor. O yüzden de tabii ki burada bu işi yürüten şirketle birlikte yürüten halk aracı kurumların kurumsal finansman bölümleriyle koordinasyon ne kadar güçlü olursa olsun tabii ki güçlü tabii ki bir Borsa İstanbul değerlendirmesine de tabi tutuluyor şirketlerin de yaptığı başvurular. Önce Borsa İstanbul'daki değerlendirmeden geçiyor. Ondan sonra onun onayı aldıktan sonra SPK'ya da başvurdu. Tabii SPK tarafından da ciddi bir incelemeden geçiyor halka arz süreci. Tabii. O yüzden de tabii ki bu sene beklediğimiz, işte bugün dün de dediğim gibi gelen 3 tane yeni halka arz haberiyle birlikte yeni de gelecek şirketler açısından da bakıldığında böyle bir yapıda oluşması Borsa İstanbul tarafının tabii ki daha dinamik bir sürecin, belki de daha etkili bir, hızlı bir sürecinde belki de olmasa da katkı sağlayacaktır diye açısı düşünüyorum. Evet. Borsa İstanbul'un piramidal yapısı bir hayli değişti bugün itibariyle. İşte yönetim kurulu başkanı Profesör Erişah Arıcan, o yani koordinasyonu gerçekleştirdi. Genel müdürün seçiminde de muhtemelen etki sahibi olan kişilerden birisiydi. Arda Ermut keza yönetimde olacak. Bir de %10 paya sahip olan Katarlı ortağımız olacak. Orada da gördüm. Katarlı ortak da orada bir üye ile temsil aynen. edilecek. Bu tabii Borsa İstanbul'a güç kazandıracağını düşündüğüm. Yani Borsa İstanbul'un hani işte bu pay sahipliğinin yabancılara geçmesi karşısında insanlar böyle biraz tedirginlik duyuyorlar. Ben aynı tedirginliğin duyulmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani sinerji diye bir terim vardır ya hani belki de hani
şimdiden yorum yapmaktansa o ilerleyen zamanlarda bu yaratılacak görelim. Sinerjinin evet. Borsa İstanbul'a ne gibi faydalar sağlayacağını, bunun da nasıl bir süreç bize karşımıza çıkacağını herhalde bakmamız lazım. Ben mesela Hakan Atilla döneminin de çok başarısız olduğunu düşünmüyorum. Çok bence iyi bir yönetim süreç oldu orada. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum şimdiye kadar. O yüzden bundan sonraki süreçte de yani borsanın içinden gelmiş birisinin başta olmasıyla ben Katarlı ortakla beraber işlerin kötü gideceğini yani düşünmüyorum. Çünkü atamayla umutlandım. Yani liyakat aynen. sisteminin çalışmaya başladığını, evet, evet. hak edenlerin hak ettikleri göreve geldiğini, kurumların kendi içinden liderler çıkarabildiklerini bugün gösterdik. Yani şimdi mesela bu örnek şu anlama geliyor. Artık bundan böyle Borsa İstanbul'a adımını atan birisi bilecek ki evet en tepeye kadar çıkabilirim. Bu imkan yaratılıyor. Bugün mesela 24 yıllık bir geçmişe sahip bir borsacı. Genel müdür yardımcılığından. Tabii genel müdür yardımcılığından buraya kadar gelmeyi başarıyor. Bu liyakat sisteminin çalışması bakımından ve liyakat sistemi çalışmaya başladığı zaman motivasyon yükseliyor. O motivasyonun yükselmesi bakımından son derece önemli diye düşünüyorum. Yani bu taraftan böyle gelen böyle bir hamlenin aslında bir umut verdiğini söylemek dediğiniz gibi aynen çok öyle. Mantıklı ve doğru. Başka kurumlarda da bu tarz hamleden atılabileceğine ilişkin bir umudu da doğruya çıkmıştı. O açıdan da güzel. Tam oraya geliyoruz. Evet. Yani evet. tam yerine denk geldi. Manzara koyduk diyor Levent Kırca. Tam orası. Şimdi bugün 3 bankanın, kamu bankasının genel kurulu vardı. Orada da buna benzer böyle bir çalışma yürütüldüğünü, bir beyin jimnastiği yapıldığını görüyorum, hissediyorum. Bu kamu bankalarındaki atamaların haberlerini bizzatihi bendeniz yaptım. Yani Türk medyası, yabancı medya, ecnevi medyası, uluslararası medya benden öğrendi. Öyle söyleyeyim, aha. benim aracılığımla. İlk veren bendim. Twitter hesabımdan yayınladım. Pek çok gazete ve internet sitesi de oradan kullandı. Dolayısıyla kulisine de bir parça vakıf sayılabilirim. Harika. O bakımdan hani konuşma hakkını kendimde görüyorum. Bir defa Ziraat Bankası'nda Hüseyin Aydın gitti. Alparslan Çakar yerine geldi. Yönetim Kurulu Başkanı keza değişti. Orada ciddi farklı bir yapılanma ortaya çıktı. Ve bankanın içinden orada da yine yükseltmeyi oranın içinden yapmaya başladılar. Vakıfbank'ta önemli bir değişim oldu. Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'ydu. Eski İçişleri Bakanı, AK Parti'nin önemli kurmaylarından bir tanesi. Çok saygın bir insandır ayrıca. Ama mesela bankacı olmadığı için Abdülkadir Aksu düz yönetim kurulu üyeliğine kaydırıldı. Oraya bir yönetim kurulu başkanı getirildi. Bankanın yani finans piyasalarının içinden evet. biri geldi. Hamza Yerlikaya, milli güreşçi, bankanın yönetim kurulu üyesiydi. Onun üyeliği düşürüldü. Yani başka yere doğru kaydırıldı derken bankayla artık işi kalmadı. Bankanın genel müdürü başarılı bir performans sergiliyordu. Abdi Serdar Üstün Salih. Hatırlayacaksın, geçen hafta 1 milyar 750 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisi gerçekleştirdi. Bu tek kalemde yapılabilen en büyük kredi hacimlerinden bir tanesiydi ve bunu çok başarılı yaptı. Çok da makul faiz oranlarıyla gerçekleştirdi. O bakımdan bu son özellikle birkaç yaptığı işlem dolayısıyla çok gözde bir bankacı konumundaydı. Ona dokunmadılar, onun görevini sürdürmesini istediler. Halkbank'ta da Genel Müdür Osman Arslan, o da göz doldurucu bir performans çıkarmış olmalı ki onun da koltuğu şu anda kendisine emanet edilmiş durumda. Emanet diyorum. Her an herkesin koltuğu gidebilir. Böyle bir kaygan zemindeyiz. Orada da Halkbank'ta Profesör Doktor Kerem Alkin'in yönetim kurulu üyeliği vardı. Onu sonlandırdılar. Kerem Alkin zaten doğal olarak sonlandırılması gereken bir nokta dedi. Çünkü OECD nezdinde daimi büyükelçi oldu. Yani bir ayağı orada Strasbourg'da, bir ayağı burada olmayacağı için onu da öylece edilmiş. Şimdi 3 hem kredi başvurularını çok iyi değerlendirebilecek, gerçek anlamda bankacıların egemen olduğu, bir yapıya doğru gidiyor. Bu onlara bir anlamda yukarıdan verilmiş bir mesaj. Eğer iyi yönetirseniz kalırsınız. İyi yönetemezseniz elbette muadilleriniz ya da rakipleriniz var. Onlarla sizi değiştirebiliriz gibi bir şey yapmışlardı. Çünkü kamu bankacılığında şöyle bir şey vardır. İyi de yapsa, kötü de yapsa sonsuza kadar orada kalabileceğini düşünüyorlar. Bu imajın kırıldığı bir gün oldu bu. Siz dinlerken ben de aynı fikre kapılmış oldum. Diyorsun. Kapıldım. O rüzgarda gideyim ben de. Evet. Yani şöyle hani demin konuştuğumuz gibi mesleğin içinden gelmiş, o işe yıllarını vermiş ve o kademe kademe yükselebilmiş birisinin en üst kademeye gelebilmesi, onun o şekilde atanabiliyor olması ne kadar güzel ise bir kamu kurumunda
işini yani çok iyi yapan dediğiniz gibi, evet, işte özellikle sendikasyon kredisi örneğini verdiniz. Bir bankacının da alınacak kararda bu başarısının görülmesiyle birlikte görevine devam ettirmiş olması, tabii, da bir açıdan nasıl başladığımız iyiyse bence bu da çok iyi. Yani bu da dediğiniz gibi ileri yönelik bir umut vaat ediyor aslında bence. Umarım da ileriye yönelik de bu kararlardan bir geri adım atılmaz. Yani bu yola girildiyse eğer bu şekilde, hani liyakat, hak edenin yerinde olduğu, eğer hak edemiyorsa tabii ki o zaman değişikliğin elzem olduğu bir yapıyla birlikte inşallah ilerleriz. O zaman bence işler kademe kademe alt kademelere doğru rayına girmeye de başlar bence. Evet. Şimdi bu kamu bankalarında ve Borsa İstanbul'daki değişiklikleri ben çok önceden öğrenme şansına kavuştum. Hı hı. Yani dün geceden beri biliyordum ama işte mahfuz tuttum. Ta ki genel kurullar toplanıncaya kadar tuttuk. Ondan sonra kamuoyuyla paylaştık. Aynı şeyi kabine için de isteyenler oldu ama kabineyle ilgili şu anda yok mu? Evet, sağlam bilgiye sahip değilim ama olacağım. Yani o sağlam bilgiye ulaştığım andan itibaren hem haber olarak kullanırım hem de Twitter hesabımdan yayınlayacağım. Bugünkü benim son 4-5 tweetime bakarlarsa çok okunan tweetlerde oradan bütün şeyi görebilirler. Şimdi istersen, yok senin okumana gerek yok. Yok, okumayacağım. Sana anlattım nasıl olsa yani burada canlı yayında. Onun için değil ya. Bunları nakletmeye çalıştım. Şimdi bir haftanın değerlendirmesini yapalım. Pazartesinden bu yana. Evet. Çalkantılı bir haftaydı. Pazartesi son olağanüstü, evet, çalkantıyla geçirdik. Çarşamba bir miktar duruldu. Perşembe yine çalkantıyla geçirdik. Bugünü iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Benim yani, kanaatim. İşte ona bakmak için ben de zaten telefona davranmıştım. Tamam. Herhalde hissettim çünkü geliyoruz zannettim ya, piyasaya doğru. Sende yani, de güçlü, evet, bir ön sezi var. Evet. Tabii o konuda iyiyimdir. Evet, yani piyasa bu hafta gerçekten pazar ve salının o ilk saatleri korkuttu hepimizi çok fazla. Nedeni zaten hepimizce malum. İşte Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin hafta kararının açıklanması bir anda moralleri bozdu. Özellikle yabancı kuruluşlardan gelen o ani raporlar birdenbire, yok sermaye kontrolü falan, hemen bir anda yazmışlar hemen raporları. İşte hemen faiz indirim sürecim başlayacak raporları bir anda yağmaya başladı. Tabii o panikle yabancının da tabii etkisi var ama yerli yatırımcının da ciddi manada bir paniğe kapıldığı bir günle başladık pazartesiye. Evet. Ve o bağlamda ciddi bir sert satış baskısı maalesef Borsa İstanbul'da. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim, profesyonel meslek hayatım içerisinde bütün hisselerin taban yaptığını ben görmedim. Yani ben görmedim. Herhalde yaşım yetmiyor. Yani varmış daha önce mesela ama o sıralarda ben üniversitede okuyordum yani. Öyle söyleyeyim. Ya da portakalda vitamin. O kadar değil. O kadar değil. ama görmedim. Yani çok enteresan tabii. Yani o ertesi gün de o iki kez devre kesici girdi hatta. Hem pazartesi hem salı. O kural koyulduktan sonra ilk kez tabii bunu yaşamış olduk. Arkadaki iki gün. Tabii hafta ortasından sonra şu bence devreye girdi. Hani Merkez Bankası düzeyinde yapılan açıklamalar, yani yeni başkan açıklamaları, işte para politikasında geri dönüş şu anda mümkün değil. Hani mevcut para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz, enflasyonla mücadele sürecek. Ya bu açıklamaların gelmesi ve arka arkaya bu açıklamaların gelmesi önemliydi. Yani Sayın Lütfelman'ın da ifadeleri bu noktada, evet, bence önemliydi. Bir miktar da olsa tansiyonu düşürdü. Çarşamba günü biraz daha toparlamaya çalıştık endeks tarafında. Ama tabii yani hafta başından itibaren yaşadığımız o süreçte CDS'lerimiz 480'lere kadar fırladı. Evet. İşte 10 yıllık faizlerimiz %19'ların üzerine çıktı. Böyle bir hareket gördük. İşte kurda 8.48'leri gördük. 7.20'lerle kapatmıştık Cuma gününü. Çok ciddi bir hareket oldu. Çarşambadan sonra bunu bir miktar geri almaya başardık aslında. Mesela CDS'ler biraz geri çekildi 460'lara. İşte 10 yıllık faizlerde yeniden 18'lere doğru yaklaşma. Bugün biraz daha yükseldik. Bir puan kadar inmiştik ama biraz daha yükseldi bugün. Kur tarafına baktığımızda 8.05'lerdeyiz şu anda. O da bugün aslında öğleden sonra olan bir hareketti bu. Yeniden yükseliş eğilimi. Ben bunu şuna bağlıyorum. İşte bu hafta gerçekleşen AK Parti Kongresi gerçekleştikten sonra dediğiniz gibi az önce hani kabine değişikliği beklentisi, evet, var. Kabine beklentisi var. Bununla ilgili herhangi bir, hani şimdiye kadar bir haber gelmedi ve duymadık ne olduğunu. Ve şöyle bir durum oldu bence. Bugün mesela Cuma günü biraz daha işte kurun 8.05'e yükselmesi, endekste biraz satış baskısına geldik. İşte 1430 denedik dün, geçemedik, tekrar geri geldik. 1400'ün altında kapattık. Yani hepsi bence şu anlama geliyor. Uzunca bir süredir hafta sonu riski yoktu bizde.
O tekrardan yani geçen hafta olan olaylarla birlikte tekrar geldi. Ve işte demin bahsettiğim gibi AK Parti kongresi geçtikten sonra hemen bu Perşembe ya da Cuma günü bugün yani yeni kabine açıklanmış olsaydı en azından hafta sonuna biraz da az stresli girebilirdik. Bence yeniden hani bir şeyler olur mu, olabilir mi? İşte geçen hafta olandan sonra bu haftada belki olur mu böyle bir beklenmedik bir şey? Yeni açıklanacak kabinede hangi isimler olacak? Bunlarla ilgili spekülasyonlar dolaşıyor ortalıkta. İşte bazı dokümanlar dolaşıyor sosyal medyada falan. Onlarla ilgili bence biraz belirsizliğin devam ediyor olması, o riski almak istemeyenlerin fiyatlamasıyla biraz Borsa İstanbul'da yine satışa döndük. Kur tarafında da 8'in üzerindeyiz şu anda ve haftayı da böyle kapatacağız. Gelecek mi gelmeyecek mi haber akışı ona bakacağız bu konuda ve ona göre de herhalde hafta başında bakacağız fiyatlamayı diye düşünüyorum. Tabii artık geldiğimiz noktada kredi derecelendirme kuruluşlarından herhangi bir şey beklemiyoruz. Çünkü o şansımızı yitirdik. Yani bu sözünü ettiğimiz son Merkez Bankası değişikliği olmamış olsaydı başta Fitch olmak üzere hepsi bizi böyle bir kademe yukarıya doğru çekeceklerdi. Ama görünüm olarak not değil de görünümde çekeceklerdi. Zaten görünümü düzelten kuruluş bir süre sonra not artırımına da geçebiliyor. Sanıyorum orada artık çok fazla o cepheye bakmayacağız. Ne Moody's'e, ne Fitch'e, ne S&P'ye bakmadan bir zaman dilimi olacak önümüzde. Ya o da bana aslında garip geliyor. Yani yeni başkan geldikten sonra pazartesi günü itibariyle ben faizleri 200 bas puan indiriyorum deseydi tamam. Yani herhangi bir hamle yok şimdiye kadar. Ama bir tarafta da şöyle bir şey var. Enflasyonda yüksek seviyelerdeyiz. Evet. Yükseliş devam etme beklentimiz var. Maalesef ki kur yükseldi. Enflasyon beklentileri maalesef ki bozulacak. Kur oynaklığı, mesela az önce ondan bahsetmedim. Yani bir aylık zimli oynaklık %42'lere yaklaştı. 2018 Eylül'deki seviyeye kadar yükseldik bir anda. Geri geldik %27'lere. Biraz daha yükseldi işte bu son hareketle bugün. Ama yine de yüksek sayılabilecek seviyedeyiz. Yani aslında 15 Nisan toplantısında yani ben herhangi bir indirim olasılığını masada olduğunu düşünmüyorum. Açıklamaları da gördük zaten. Ya bence özellikle 15 Nisan toplantısı bence burada oldukça önemli bir mesaj verebilir diye düşünüyorum. Yabancı kuruluşlara, kredi derecelendirme kuruluşlarına. Yani enflasyonla mücadele görüntümüz ortada. Yani buna bir faiz indirimiyle karşılık vereceğimizi hiç beklemiyorum ben yani karşılık olarak. Yani bu bayağı bir yani ters tepki yapar bence. O yüzden toplantı metninde güçlü ifade devam ederse hala enflasyonla mücadele konusunda, yani gerektiği takdirde o sıkı para politikası sürdürülecektir ifadesi de korunursa, ben o güvenin yavaş yavaş onarılacağını düşünüyorum. O güven kaybının onarılacağını bekliyorum. Yani umuyorum diyeyim. Şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 15 Nisan'da alacağı karar bence önümüzdeki 6 ayı belirleyecek. Eğer yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir faiz artışı yaparsa aynı sistemin devam edeceğini. Tabii bir de o da var tabii aynen. Pas geçerse yine aynı sistemin devam edeceğini öngörebiliriz. Tabii. Ama faiz indirirse demek ki Cumhurbaşkanı Naci Ağbal'ın yürüttüğü politikayı çok fazla benimsememiş ya da bu politikadan hoşnut değildi gibi sonuç çıkaracağız. Ben bir faiz indirimi olacağını sanmıyorum. Ben de beklemiyorum. Tahmin etmiyor. Evet. Dolayısıyla başka sebeplere dayalı bir görevden alma olduğunu anlayabiliriz. Şu anda içeriğini bilmiyoruz. Hakikaten herkes böyle bulanık suda balık avlayacaksına bir yere dayandırmak istiyor ama ben bir yere dayandırarak bu işin yani herhangi bir somut bilgiye dayalı olmadan konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bir şunu belki yorumlayabiliriz. Son toplantıda piyasa 100 bas puan bekliyordu. 200 bas puan faiz artırımı geldi. Bu olabilir mi acaba? Mesela i̇şte, bardağı taşıran damla. Yani. Ama bunun bile ben ama, mesela şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı'na haber vermeden toplantıda kesinlikle 200 bas puan yapacağım. Çünkü o bir nezaketen bildirilmesi gereken bir nottur bence. Bu toplantıda şu kadar yapacağız diye efendim notunu bildirmiş olması lazım. Başka bir şey olabilir, bilmiyoruz. O yüzden de hani zorlayıcı yorumlarda yapmak durumunda kalmayalım ama eğer yeni Merkez Bankası Başkanı aynı yolda devam ederse demek ki işin içinde başka bir mesele varmış ve Cumhurbaşkanı mecburen bu değişikliği yapmak durumunda kalmış diyebiliriz. Yani şimdi kur mesela 8.07'de. Evet. Kur oynaklığından bahsettik yani fiyatlama davranışlarını çok bozan bir şey bu. Evet. Bunu 2018'de de yaşadık. Kurun 8.48'lere o zaman da geldiğini görmüştük. 8.58'lere kadar yükseldi. Onun etkilerini hep yaşıyoruz hala. Daha tabii Ağustos'ta o kadar yükselmedik ama en son yaşadığımız 8.58'di. Tabii. Ondan sonra gelen aşağı yönlü hareketler tabii bize bir umut verdi. Şimdi bu noktaya geldikten sonra yeniden enflasyon endişeleri hortlayacak. Biz hani ne bekliyorduk? Nisan'dan sonra
Hani baz etkisiyle biraz aşağı gelme ihtimali var. Evet. Ondan sonra işte yıl ortasına kadar da biraz aşağı gelir. Hani yılı ilk çift haneli ama biraz bir yakınında kapatırız hani 10 evet. gibi, 10-11 gibi. Yani şimdi bu görünüm bile yani %13-14'lere doğru bir beklentileri şimdi tahminleri yükseltiyor şu anda. Yani o yüzden benim de beklentim şu anda yok o konuda. Peki şimdi yurt içi yerleşiklerin banka mevduatıyla ilgili bir grafiğimiz var. 19 Mart'tan 12 Mart'a yani 12 Mart'tan 19 Mart'a giden süreçte yurt içi yerleşikler 230 milyar dolardan almışlar bir haftada. Döviz tevdiat hesabını 232.5 milyar dolara kadar getirmişler. Üstelik de bu süreçte Cumhurbaşkanı halka döviz hesaplarınızı çözün, Türk lirasına evet. geçin, altına geçin dediği halde çözülmeyen bir mevduat var. Ama tabii çok normal çünkü kabine beklentisi var. Bir, Merkez Bankası Başkanı değişmiş. İkinci bir durum var. Ortada bir belirsizlik söz konusu. Bu arada dolar endeksindeki yön sürekli yukarıya doğru gidiyor. Bu durumda yani doların değerlendiği bir ortamda insanların parasını bozmasını beklemek biraz çok fazla iyimserlik olur diye düşünüyorum. Aslında 19 Mart haftasından bahsediyorsak Merkez Bankası Başkanı daha değişmemişti o zaman. Bir de öyle de bir şey var aslında yani. Evet. Kurdu o zamanlar 7-20'lere doğru gidiyordu. Ama işte Cuma, ama işte stabilite yani, sağlanamadığı için yani, o güveni tabii, görmüyor. Yani zaten burada hiçbir çözüme olmuyor ki. Tabii. Olmadı da hani kurda gelsek de aşağı yönlü enflasyonla mücadeleli kararlılığı vurgulasak da ortada reel bir iyileşme olduğunu görmeden ne bileyim hani örnekler vermek gerekirse istihdamda iyileşme olduğunu görmediğimiz sürece işte cari açık sorunumuzu halletmediğimiz sürece işte yapısal reformların net bir şekilde ortaya konup da bunun ekonomilere yansımasının iyi bir şey de olduğunu enflasyonda oraya doğru geliyorum aynen enflasyonda bir düşüş eğilimin olup da bunun kalıcı hale geldiğini yani dezenflasyon sürecinin başladığını görmediğimiz sürece tabii ki maalesef geçmişten gelen alışkanlıkların da etkisiyle bunların devam edeceği ilişkili endişeler hala sürdüğü için yurt içi yerleşiklerde doğal olarak bu dolardan tam anlamıyla çözülmeyi meydana getiremiyor. Tabii. Yani o süreç hala öyle. Büyük ihtimalle yani 26 Mart, 19-7-26 Mart haftasında da daha da yükseldiğini belki daha de göreceğiz. Daha tabii yani daha. Yükselişten bunu görüyoruz zaten. Tabii. Burada da bu durum var. Maalesef. Peki şimdi Süveyş kanalında bir gemi karaya oturdu biliyorsun. Arkadaşlarımız onun görüntülerini bulacaklar. Dehşet görüntüler bir defa Süveyş kanalında. Bugüne kadarki en büyük gemi kazası olarak nitelendiriliyor. 400 metrelik büyük bir konteyner gemisi kanalın enine keserek yani yatay keserek karaya oturmuş durumda. Bir tarafı burnu tamamen şeye kuma gömülmüş durumda. Arka tarafta da çok küçük teknelerin geçebileceği kadar bir boşluk bırakarak oturdu. Hani kaptan hesaplasa o gemiyi öyle oturtamazdı o kadar. Yani böyle ucu ucuna şeye oturtmuş durumda. Şimdi geminin yüzdürülmesi minimum 3 hafta olacak diyorlar. Şeye geleceğiz, petrol fiyatlarına geleceğiz buradan. Çünkü bir defa gemiyi bu haliyle yüzdürmek mümkün değil. Saplanmış vaziyette. Hı hı. Altını kazdılar, kumu çıkardılar ama gemi 1 milimetre kıpırdamadı. Bu durumda yapacakları tek şey var. Geminin bütün yükünü boşaltmak. Gerekirse yakıtını da boşaltmak. Yani konteynerları boşaltmak, yakıtını boşaltmak. Hatta safrasını da atmak, ondan sonra gemiyi yavaş yavaş römorkörlerle çektirerek bir şekilde yüzdürmeye çalışacaklar. Bu çok uzun bir zamana yayılacak. 2-3 hafta deniliyor, çok daha uzun olabilir. İyimser bir tahmin bu. Şu anda dün itibariyle Süveyş'in kuzeyinde ve güneyinde 195 gemi bekliyor. Herhangi bir şekilde, yani geçiş var ama çok yavaş bir geçiş konusu belli bir yere kadar. Çünkü bir yerde kanal iki hat olarak cereyan ediyor. 2015 yılında biliyorsunuz General Sisi ikinci hattı yan tarafına açtı ve o kanal artık çift taraflı gidilip gelinebilen bir kanala dönüştü. Belli bir noktasına kadar. Ama bu tek yönlü trafik şeyin sorununu çözmüyor. Bu durumda emtia fiyatları çok yukarı doğru gidecek. Yani başta petrol olmak üzere. Krom, nikel, çelik, demir, bakır gibi emtialarda pahalanma göreceğiz. Hububatta keza bakliyatta pahalanma göreceğiz. Yani gemilerle taşınabilen, uzun yolculuk yaparak bir yerden bir yere götürülen bütün emtialarda bir
pahalı süreç gelebilir, geçici olmakla birlikte. Önce petrolle ilgili değerlendirmeyi isteyeceğim. Sonra diğer metallerle ilgili değerlendirmeyi yapabilirsin. Şimdi yani Brent petrole bakıyorum. Tabii bugün yükseliş var. 65 dolara doğru yaklaşmış tabii ama 70'li dolarların seviyelerinden aşağı doğru geldik. Evet, tabii. Yani o genel manada işte bu koronavirüs salgını yeniden artarak işte 3. dalganın başlamasıyla işte kısıtlamaların artılması, stokların hala fazla olması, onlar geri çekilmenin etkenleriydi. İşte doların güçlenmesi, biraz o da var. Onun da katkısıyla biraz geri çekilme oldu. Yani mesela hani o Süveyş kanalının o tıkanmasının petrol fiyatlarını çok ciddi manada yükseliş yaşattığını da görmüyoruz aslında. Mesela çok böyle sıçrama olmamış, 70'in üzerine doğru bir hareket yok. Yani ben bunu biraz stoklara bağlıyorum. Stoklara ben de bağlıyorum. Evet. O yüksek stokların hala var olması. Bir de oradan sanırım o petrol ticareti de oradan çok fazla gerçekleşmiyor. Onun da bir etkisi var belki. Tabii oradan da belli bir miktarda petrol geçiyor ama petrol ticaretinin ağırlık rotası orası olmayabilir. Çünkü petrol şimdi mesela Pasifik'te eğer Avrupa'ya doğru taşınıyorsa kuzey rotasını da izleyebiliyorlar. Yani kuzey tahminim oldu. Rotasını da izleyebiliyorlar. Yani bu rota daha çok yük gemileri ve gıda, erzak taşımak için kullanılan. Yani bir ihtimal belki de odur diye düşündüm. Ama bence yani petrol fiyatında çok fazla buradan etkileyeceğini zannetmiyorum. Bahsettim bu nedenle. Özellikle stok tarafındaki etkiyle ama belki diğer de. Ürünler için. Ama diğer ürünler için yükseliş oluşabilir. Hani bir laf vardır, buraya uygun mu bilmiyorum ama 9 inç aşaması bir araya geldi. Yani, evet, bu kadar felaket bir araya geldi. Çok şu anki dünya derdi üstü murad üstüymüş gibi. Bir de şimdi bu sıkışma oldu orada. Enine kesmiş bir de. Nasıl başardıysa tabii onu dediğiniz gibi. Evet, yani kaptan çok becerikliymiş. Öyle anlaşılıyor. Yani, herhalde. Hani derler ya ehliyeti kasaptan mı aldın? Kaptan muhtemelen çok belli bir kaptan olsa da yola bakmıyordu herhalde ya da bilmiyorum. Herhalde evet. Evet, o sırada tabii yani şimdi tabii dediğiniz gibi şakayı tabii bırakırsak doğal olarak şöyle bir durum var. Tabii ki emtia fiyatlarının yükselişine bir etki edebilir bu. Dediğiniz gibi oradan geçen o ticaretin duruyor olması ya da yavaşlıyor olması. Ve zaten bir sürecin içerisindeydik fiyatların yükselişinde. O da var etki tabii eden. Tabii navlun fiyatlarını da etkileyecek. Çünkü tabii. Yol uzayacak bir defa. Yani Afrika'nın güneyinden, Ümit Burnu'ndan Avrupa'ya ve Atlantik'e geçecek olan gemiler. İşte o gemilerde kalan o malların, orada bekleyen malların işte hava yoluyla gelip işte alınıp oradan sevk edilmesi gibi bazı çözümler olduğunu duydum. Yani onlar belki yapacak ama onlar da tabii ekstra bir maliyet olacaktır. Yeniden bir maliyet artışı belki yaratabilir. Bunlar doğal olarak fiyatlara olumsuz anlamda tabii etki eder. Demin de bahsettiğim gibi işte bu koronavirüs salgından kurtulma ile ilgili emarelerin biraz da belirginleştiği şu ortamda bu emtia fiyatlarındaki yükselişi zaten izliyorduk. İşte metal fiyatlarındaki yükselişi takip ediyorduk. Bir de bu etkinin üzerine binerse eğer enflasyon beklentilerinde dünya genelinde de belki de artışa sebebiyet verecek bir sonuçta yaratabilir. Umuyorum ki oradan çabuk kurtulur o gemi diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle umuyorum. Yani. Şimdi biraz dolar endeksi konuşalım istiyorum. Arkadaşlarımız ekrana verecekler dolar endeksindeki son durumu. Sonra biraz altın, yani ons altın ve gram altın. Evet. Dolar endeksinde 93'e doğru bir hareket var bir süredir. Oraya doğru gidip geri geldi. Bir denedi. Şu anda da oranın yakınlarında. Yani bu hafta Powell'ın açıklamaları vardı yine. Evet. Janet Yellen'ın da açıklamaları vardı. 10 yıllık faizler izliyoruz hala. Yine 1.60'ın üzerinde kalmaya devam ediyor. Powell'ın yorumlarına baktığımızda aslında Biden'ın da mesela açıklamaları vardı. Onun da biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Powell'dan devam edecek olursak söylemlerinde bir değişiklik yok. Şu andaki görüntüde enflasyondaki yükselişi ekonomik iyimserliğe bağlıyor hala. Yani yükseliş karşısında politika araçlarımız her zaman için hazır. Gerekli takdirde kullanırız. Hatta varlık alımlarını azaltmasının takvimini açıklayacağız gibi bir ifade de kullandı. Ama buna rağmen aslında diğer FED yetkililerin yorumuna da baktığımızda 2024'ten önce bir faiz artırımı beklenmiyor. Fakat piyasanın beklentisi enflasyonun yükselişi yönünde devam ediyor hala. Bu da bir miktar da olsa güvenli var. Dolarda talep yaratmaya da devam ediyor bir açıdan. Aslında mesela hafta başında yani bizim ülkemizde yaşanan bu gelişmenin etkisiyle de bir miktar belki dolara da talep kaydığını da görebiliriz. Yani düşünebiliriz hatta bunu. Onun da biraz etkisi var minimal de olsa. Yani doğal olarak dolarda bu gelişmeler eşliğinde bir yukarı yönlü hareket etme eğilimi var, gözüküyor. Janet Yellen'ın açıklamaları vardı. İşte yeni bir mali teşvikten bahsediliyor. Evet. Altyapı harcamaları ile ilgili. Buna ilişkin yeni bir vergilerin gelmesi ihtimalinin olduğunu söyledi Janet Yellen. Tüm bu gelişmeleri takip ettik. Bunun karşısında faizlerdeki yüksek seyir devam ediyor. Yani 1.60'ın üzerinde bir hareket var.
Belki yine önümüzdeki günlerde 1.60'ın üzerine doğru tekrardan çıkma ihtimali olabilir tüm bu gelişmeler eşliğinde. O yüzden kur tarafında, pardon, dolar endeksi tarafında da bu seviyelerin korunmasını ben bekliyorum açıkçası. Yani 93 zaman zaman zorlanabilir. 93 ile 92 arasında ben gidip gelmesini bekliyorum dolar endeksinin bir süre. Peki altına gelirsek? Altın tarafında da aslında yine bahsettiğimiz dolar endeksinden kaynaklı yukarı yön hareket etme durumu olduğu için dolar endeksinin ons altında bir baskı var bir süredir. O yüzden yükseliş eğilimi 1755-1145 civarında takıldı. Yani birkaç haftadır böyle bir durum var. Hareketin alanı da daraldı ons altında son zamanlarda. Evet. Faizler Amerika'da 10 yıllıklar düşmüyor. O düşmediği için altın da yukarı hareket edemiyor. Öyle bir bağıntı vardır çünkü. Böyle bir görüntü de şu anda ons altın. Yani burada faizlerin artılmayacağına yönelik sinyaller gelmeye devam ettiği müddetçe ons altında çok da fazla aşağı hareket beklemiyorum. Enflasyon beklentileri devam ettiği müddetçe dolar endeksi güçlü kalmaya biraz da devam ediyor son zamanlarda. O yüzden altında görmüyoruz aşağı yönlü hareket ama enflasyona dayalı veriler ne zamanki yükselişi işaret etmeye başlar gerçek anlamda ben o zaman ons altında tekrar yükseliş bekleyeceğim. Ama kısa vadede görünüm olumsuz. Daha böyle kısa vadede değerlendirdiğimiz teknik olarak baktığımızda da 1720'nin üzerinde kaldı son zamanlarda. 1720-1755 aralığında gidip gelen bir ons altın hareketi var. Önümüzdeki hafta mesela şey açıklanacak, tarım dışı istihdam Amerika'da. Bu verinin özellikle işte ücretler tarafı, istihdamdaki artış, işsizlik oranı, bu verilerde yukarı yönlü revizeler olacak mı? Yani toparlanma devam edecek mi? Özellikle ücretler tarafındaki veri mesela burada dikkat edecektir piyasalar. Yani burada eğer beklentilerin üzerinde bir veri gelirse, istihdam artışı, ücretler artışı, bunlar bence yeniden bir ons altında aşağı hareket yaratabilir. Yani 1720'yi takip edeceğiz o yüzden. Peki, şimdi bizden 3 tane veri söyleyeceğim. Bunların hepsi öncü veri ve üstelik de yılın ilk çeyreğine ait veriler. Bir tanesi reel kesim güven endeksi. Mart'ta küçük bir artış kaydetti. Mart ayında 110.8'e yükseldi. Endeks Nisan 2018'den bu yana en yüksek artışını kaydediyor. Hizmet ve perakende sektörü güven endeksi arttı keza aynı şekilde 100.4'den 105.5'e kadar geldi. Orada da ciddi bir artış var. Kapasite kullanım oranında çok küçük bir gerileme var. Onu ben önemsiz bir gerileme olduğu için onu artış hanesine sayabilirim. Çünkü 0.2 puanlık bir gerileme var. Ama kapasite kullanımının genel düzeyi çok düşük. 74.7. Şimdi şu üç veri bize neyi söylüyor? Şimdi burada güven endekslerinden devam edecek olursak hizmet sektörü tarafında mesela hani bir şeyler söyleyebiliriz. Yani Şubat ayında 100.4'ten 105.5'e yani iyi bir sıçrama olmuş diyebiliriz orada. Yani hani biraz hani bu kısıtlamaların kaldırılıp da işte restoranların açılması, kafelerin açılması gibi bu kısa vadede bir etki yaratmış olabilir. Artı uygulanmaya yavaş da olsa gidiyoruz. Ama işte yavaş yavaş ilkbahara geldik, işte yaza doğru yaklaşıyoruz. Yani burada biraz daha işte önlemlerin kaldırılıp biraz daha açılmalar başladıkça onun biraz beklentisi buraya etki etmiş olabilir. O yüzden biraz toparlanma var. 105 o yüzden yani 105.5 o yüzden anlamlandırabiliriz. Mesela inşaat sektörü tarafında da 83'ten 79.8'e gelmiş. Yani bu da aslında şu açıdan yorumlanabilir. Hani kurun devam ediyor olması yukarı hareketin artı faizlerin yüksek kalması şu anda. Yani konut sektörünü hem maliyet anlamında hem de talep anlamında biraz şu anda sıkıntı da gösteriyor. O yüzden o taraftaki gerilemeyi ona bağlayabiliriz ve geleceğe yönelik beklentilerde de faizin artma ihtimali vardı yakın vadeye kadar. Hala korunacak mı ona bakacağız. O yüzden bir gerileme olduğunu açısı düşünüyorum. Perakende cihaz sektöründe de yani çok fazla bir değişim yok aslında. Orada da işte harcamalar tarafındaki gidişata bakmamız lazım. Aslında yani devam eden şu süreçte 109.2 ben beklentilerin hala iyi olan anlamda olduğunu açıkçası o tarafta da değerlendiriyorum perakende ticaret sektörü olarak diye düşünüyorum. Yani kapasite kullanım oranında da yani oran çok düşük ama gerileme yok. O kadar düşük değil. Evet. Yani burada biraz daha üretim aktivitesindeki beklentilerin artması işte ihracatın biraz daha performansının arttığını o görmemiz kapasite kullanımı da o sürede arttırabilir bence. Biraz onu izlemek ve görmek lazım. Peki. Şimdi kalan süremizi Amerika'ya ayıracağız. Amerika'yı kurtarmak üzere kullanacağız. Onları da kurtarmamız lazım. Türkiye'yi kurtarıyoruz şu anda. Amerika'dan iki tane veri var. Biraz önce paylaştık. Bir tanesi FED bankalara bir stres testi yapmıştı. Bu stres testini yapan yani rasyoları düzgün olan bankaları
30 Haziran'dan itibaren serbest bırakıyor. Onlar temettü dağıtacaklar, her türlü faaliyetlerini olağan seyri içinde yönetecekler. Ama rasyonları bozuk olan bankalar 30 Eylül'e kadar bu kısıtlamaya tabi olacaklar. Rasyonları bozuk olan banka sayısının çok az olduğunu biliyoruz. Yani oransal olarak çok az olduğunu biliyoruz. Bir de büyük bankaların rasyonlarının çok düzgün olduğu ortada. Bu birinci veri nasıl etkiliyor diye soracağım. Bir de kişisel harcamalar, Amerika'da belki de en önemli verilerden bir tanesi budur. Yani sadece buna bakarlar. Kişisel gelirlerimiz arttı mı, azaldı mı, ona bakarlar. Enflasyona bakarlar belki ama son tahlilde Amerikan halkının kişisel gelirlerinin artması en önemli göstergelerden bir tanesi. Eğer o artıyorsa ekonomiye olumlu ve ılımlı ve müsbet bakabilme şansı ortaya çıkabiliyor. Şubat ayında geriledi bu veri. Dolayısıyla orada bir yeni bir önlem paketinin devreye girmesi söz konusu olabilir. Yani bugüne kadar dağıttıkları 3 pandemi çeki vardı. Evet, evet, evet. Bir yeni bir pandemi çekinin gündeme gelmesiyle sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Bu da ekonominin üzerindeki yükü, baskıyı biraz daha artırabilir mi acaba? Yani bankalar üzerinden devam edersek, tabii bu aslında hani normalleşmeye doğru atılmış hani bir adımlardan bir tanesi diye herhalde değerlendirebiliriz. Yani geçen sene işte bu salgın patladıktan sonra tabii ki ciddi manada ekonominin kapanmasıyla, ekonomik aktivitenin yavaşlamasıyla birlikte geçen süreçte yani bankaların özellikle tabii ki oluşabilecek olası sermaye ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için, korunabilmesi için özellikle böyle bir karar alınmıştı. O yüzden de böyle bir yöntemi uyguladılar. Tabii hani Biden da açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz hani Temmuz ayı itibariyle 4 Temmuz'da kurtuluyoruz hani bu işten gibi bir yorum yaptı. Amerikan doğum günü de 4 Temmuz. Evet evet. Tabii. Aynen yani, o güne endeksledi. İşte aşıların yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla böyle bir yorum yapıyor. Ona biraz ilişkilendirmek lazım. Hani işlerin biraz daha rayına gireceği beklentisiyle atılmış herhalde bir adım ve bunu piyasalarda olumlu karşıladı aslında. Hani bankaların temettü dağıtımı ve kendi hisselerini geri alabilme, hisse geri alma programlarına yeniden başlayabilmesi, ne karar vermesi. Bunun yansımalarını endeksler üzerinde pozitif hareketli olarak gördük. Aynı zamanda tahvil faizinde bir miktar yukarı hareket de yarattı bu. Evet. Ve bu etkiyle biraz bağlaştırmak lazım. İşin normale döndüğünü ilişkin, normale döneceğine ilişkin beklentileri yansıtıyor diye yorumlayabiliriz. Kişisel gelir tarafına bakarsak da yani aslında yani FED yetkilileri uzunca bir zamandan beri zaten yani dile getiriyorlar. Yapacak daha çok iş var. Önümüzde uzunca bir zaman var ekonominin toparlanması için. Birçok insan işini kaybetti. Bu işine geri dönemeyen de bir sürü insan var. Tabii. O yüzden de yani kişisel gelirlerde ekonomik aktivitenin tam anlamıyla toparlanamamasından kaynaklı bir kişisel gelir kaybı şu anda mevcut. O yüzden de zaten arka arkaya çekleri gündeme koymak durumunda kalıyorlar ve çekleri koyabiliyorlar gündeme. O da tabii ayrı bir konu. Tabii ki böyle bir kişisel gelir kaybının etkisini değerlendirmek isteyeceklerdir. Çünkü bu konuda oldukça teyakkuzda olduğunu düşünüyorum. İşte Fed'in, hükümetin Amerika'da. Özellikle bu kişisel gelirleri arttırmak suretiyle harcamalara doğru bunu döndürmek ve tabii ki enflasyonu yukarı doğru çekebilmek en büyük hedefleri. O yüzden ben orada bir hamleyi yapabileceklerini düşünüyorum ki zaten konuşmalarda da bu geçiyor. Peki, 5 dakikamız kaldı. O 5 dakikayı da gelecek haftaya bakışımızı öğrenmek istiyorum. Nasıl bakıyorsun? Yani hem borsada bir de portföyünüzdeki hisselerden de birkaç örnek verebilirsen sevinirim. Şimdi tabii yani programın başında da konuşmuş olduğumuz gibi beklediğimiz bazı işte gelişmeler var yurt içinde. Evet, yani kabine açıklanacak mı? Açıklanacak. Bunu bekliyoruz. Pandemide nereye doğru gideceğiz? Pandemide nereye yeni aşı gelecek mi? Ha, dün Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamaları önemliydi aslında. 100 milyon doz kadar aşı gelecek diyor ve Haziran sonuna kadar herkesi umarız aşılarız. Bugün Cumhurbaşkanımızdan da açıklamanın geldiğini gördük. Yani Nisan sonu işte Mayıs ayı gibi biz bu aşılama sürecini tamamlamak istiyoruz. Yani hepimiz aşı olacağız mesajı veriyor aslında. Bu önemli bir gelişme tabii ki, önemli bir açıklama. Umuyorum ki onun geldiğini görürüz. Tabii bu da önümüzdeki süreç içerisinde ekonomik anlamdaki beklentileri de olumlu anlamda etkileyebilir. Çünkü neden? Ne kadar daha hızlı aşılayabilirsek biz ekonomi o kadar normal dönecek. Bu artık bir gerçek. Bunu görüyoruz artık burada. Durum bu yani. Bu noktada beklentiler iyiye doğru gidebilir. Ama bu biraz süreç. Bunu görmemiz lazım. Yani biraz da orta vadeli bir süreç bu. Yani kısa vadede dediğim gibi yurt içinde siyasi gelişmeleri biraz herhalde takip edeceğimiz bir süreç daha var. Merkez Bankası üzerinden ne gibi bir hamleler gelebilir? Onun da beklemede olduğu, yani yurt dışından gelecek yeni açıklamaların ne olduğu, işte Amerika ile işte Avrupa bir bölgesiyle olan ilişkiler ki son zamanlarda Avrupa ile ilişkilerde
iyi bir gidişat var gibi gözüküyor. Evet, Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye gelecek Nisan ayında mesela. Evet. Yani hem Avrupa Konseyi Başkanı hem Avrupa Komisyonu Başkanı birlikte gelecekler. Geniş kalabalık bir heyette. Yani son açıklamalara baktığımızda Türkiye ile işbirliği içerisinde olması tarzı açıklamaların yapıldığını gördüm. Yani bu da olumlu anlamda etkileyebilir mi? Ona bakmak lazım bence. Ama dediğim gibi en belirici nokta burada hafta sonu riski yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Hafta başında fiyatlamalara etki edip etmeyeceğine buradan bakıyor olacağız diye düşünüyorum. Hisse bazlı ne söyleyebilirsin? Yani sizin portföyünüzde olanlardan aslında evet. Böyle bir ortamda hisse bazlı buradan çok fazla yönlendirme yapmak istemiyorum. Yani piyasa biraz hareketli. Bu aslında daha detaylandırılarak anlatabilir. Çok kısa vade olduğu için yanlış anlamalara müsait olabilir. Yani o yüzden o noktada endeks bazlı o zaman bir şeyler. Endeks bazlı söyleyebilirim. Yani endekste yani kapanışı dediğim gibi 1400'ün altında yaptık. Yani şu etapta 1430 benim izlediğim direnç. Mesela Perşembe denedik. Bir 1410 ile 1430 direnci var. Orayı bir geçip üstlerinde kalamadık bu hafta. Dediğim gibi yurt içindeki o gelişmelere bağlı olarak endeksin hareketlerini izleyeceğiz. Yurt dışındaki fiyatlamalar da bizi etki etmeye devam edecektir. Yurt dışına geçen hafta, yani bu hafta diyelim sonu itibariyle olumsuz ayrıştık çok fazla. Malum gelişmelerden kaynaklı olarak. Yavaş yavaş bu etkiden kurtulup yurt dışı ile endeksli harekete girebilirsek eğer biraz daha rayına oturabilir diye düşünüyorum. Yabancının katkısı lazım biraz. Yerli yatırımcı biraz yani ürkebiliyor. Yani çok fazla kredili işlemlerde olduğu için bu tarz belirsizliğin yoğun olduğu günlerde satışlar çok fazla derinleşebiliyor. Onun da etkisini yaşayabiliyoruz. O yüzden dediğim gibi içeride riskleri minimize etmeyi başarabilirsek beklentim endeksin işte 1300 ile 1315-20 arasında tutunabilirse endeksin yoluna devam edeceği şeklinde. Şöyle bir şey var sonra. Hala çıkmaya başladığını ya da çıkmak devam ediyor. Yani görüyoruz zaten. Yani Ocak ayından sonra bir süre oldu gibi oldu ama sonraki süreçte kademe kademe aşağı doğru gelmeye başladık. Daha sonra bunu tahviller tarafında da görmeye başladık. Esas önemli nokta orası. Üzerinde durulması gereken aynen o. Aynen orası. Yani yabancı devlet tahvilinden çıkıyorsa ciddi bir problem. Evet. Yani. Ama hisse senedinden çıkabilir. Orada sorun yok. Yani gelir ve gider. Ama yani, devlet tahvilinden çıktı mı tekrar gelmekte bir hayli zorlanır. Adı üstünde devlet tahvili. Evet, yani ona güveni. Aynen öyle. Yani işte o tarafı da biraz hani dönmemiz lazım. Bu bence iyi bir iletişimle, hükümet düzeyinde iyi bir iletişimle bence başarılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Peki. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa kapatıyorum. Çünkü bir dakika kadar bir ben zaman var. Ben teşekkür ediyorum. Geceye armağan edeceğim. Çok teşekkürler. Basit reklama gidiyoruz.